Evet. Arkadaşlar hazır gibiyiz. Bütçesiz bir iş olduğu için minimum harcamayla bu işi halledersek şahane olacak. Koskoca markanın bile bir bütçesi yok yani. Firmanın sosyal medyaya ayırdığı bütçe bitmiş. Zaten internet için az bütçe ayırmışlar. Biz de ajans olarak ilk işimiz olduğu için iyi niyetimizi gösterelim dedik. Sizin için de uygun mudur Volkan Bey? Tabii uygundur Deren Hanım. Ki ben bütçe işlerinden anlar mıyım? Anlamam. Hem bana ne yani? Haklısınız. Gelsene sen metin yazarı olarak ilk toplantına başlayalım. Gel, geç şöyle. Gel. Çok duracak gibi değilim. İlk işimde ben de böyle çok heyecanlıydım. Ama merak etme, alışacaksın. Sadece çok çalış. Bu iş ağır bir iş. Konsantre ol. Tamam. Evet arkadaşlar, Sanem'le birlikte biz mekanları seçtik. Oyuncuları da seçti Sanem. Deren'le tekrar bir reklam metni üzerinden geçmen gerekecek. Yani hangi planlar nerede çekilecek, nasıl bir dünya kurulacak gibisinden falan. Tamam. Ben seçtiğin kastı da diyeyim Sanem'ciğim. 80'lerle mi başlayacağız? Evet, 80'li yıllarda hayallerini gerçekleştirmek için eski bir arabayla bir mahalleden yola çıkıyor 4 kadın. Yıllar sonra o mahalleye geri dönüyorlar ve bu sefer kendi kızlarını gönderiyorlar. Mahalle aynı, araba farklı ve yola çıkan 4 genç kadın farklı. Sanem, bu reklamın bütçesi yok. Ama müşteri için önemli olan reklam metnini yazan kişinin hayalini kurduğu gibi olması. O yüzden sen hayalini anlat, biz elimizden geleni yapalım. Tamam. Evet. Şimdi sizin mahallenin planı burada Sanem. Aa, bizim mahalleyi böyle görmek çok enteresan. Beğendin mi? Bizim bakkal burası. O zaman mekanlara karar verelim şimdi. Hangi sahneyi hangi mekanda çekeceğimize. Ondan sonra da hazırlıklara başlarız. Bizim mesela bakkalın sokağı çok güzel. Evet arkadaşlar, sanırım her şeyi konuştuk. Her şey bu konuşulanlara göre yapılsın. Evet, doğru. Deren, sen de bir zahmet Aylin'e haber ver. Çünkü Aylin bu işin danışmanı yani malum. Okeyleşin yani. Okeyleşeceğiz artık. Ne yapacağız okeyleşmek? Mecburen. Tamam. Görüşürüz. Çok sıkıldım ama. Gerçekten hayat mottu mu oldu bu benim? Zorunlu değil, mecburi. İstersen bunları sen al. Bunlar sende kalabilir. Şimdi bu dosyaları raporlayacaksın bana. Yarım saatin var Sanem. Yarım saat? Evet, yarım saat. Size de günaydın. Sanem, bir de bana double kahve. Tamam. Bir de başım tuttu yine, ağrı kesici. Tamam. Bir de benim stres topum vardı bir yerlerde, onu getir. Bir de bir tane daha stres topum vardı benim, onu da getirin. Kendini sıkacağım çünkü hırcımı alamıyorum artık. Tabii Deren Hanım. Ne gülüyorsun sen yine? Niye sırıtıyorsun? Hiç. Hiç öyle. Sen dün gece Can Bey'le miydin? Evet, iş için. İşle ilgili sohbetler ettik, evet. İş mi? Ne işiymiş ya bu gece gece? Sen anlamazsın. Sen bir getir götürücünün dramını asla anlamazsın. Deren Hanım'ın stres topları, ondan sonra fotokopiler, kartuşlar bitsin. Mürekkebi neredeymiş, ondan sonra Can Bey. İmzala bakalım bunu. İmzalat bakalım, listeleri çıkar. Bilmem bilmem ne listesi yaptır. Ben gerçekten artık yetişemiyorum ki. Mevkıbem, sen böyle yolunca ben çok üzülüyorum ama Mevkıbem ya. Hadi Mevkıbem, şu gazozundan biraz daha iç. Şöyle şekerin yükselsin. Hadi Mevkıbem. Oh, iç 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 iç. Oh, yarası Mevkıbem. Nihat. Efendim Mevkıbem? Halil Efendi, Sanem borcun tamamını ödedim dedi. Bana mı öyle geldi? Yok Mevkıbem, sana öyle gelmedi. Öyle dedi. He.
Doğru duymuşum kızım. Peki nereden buldu bu kadar parayı bu kız? Getirtici değil mi kız? Nereden, nasıl buldu? Ne bileyim Evkı Bey, bulmuş işte. Bulmuş da bize de söylememiş yani. Ben nereden bileyim? Bu kız bu işe yeni girdi. Bu kadar parayı vermezler ki Evkı Bey. Ya gözümüzün içine baka baka yalan söyledi bu kız bize Evkı Bey. Ay çıldıracağım Nihat, vallahi çıldıracağım. Yok yok, çıldırma çıldırma Evkı Bey. Sakin ol. Ben şimdi gideyim hemen Sanem'i arayayım. Mutlaka bu kızın bir açıklaması vardır Evkı Bey. Dur sen dur. Dur. Allah aşkına bir açıklaması olsa niye bize yalan söylesin? Niye taksit taksit ödüyorum desin Nihat? Heh. Alo. Efendim baba. Kızım nasılsın? Teşekkürler baba. Siz nasılsınız? İyi vallahi, biz de işte annenle... Alo. Sanem, doğruları söylemek için sana 30 saniye... Yok yok. 30 saniyeden vazgeçip 3 saniye veriyorum. Ne oluyor ya? Ne doğrusu? Bana bak. Toptancı Halil'in borcunun tamamını nasıl ödedin? Bak sakın yalan söyleme. Gözlerim içine bak öyle söyle. Bak. Buradan çok zor oluyor ama. Üç. Dedi. Sanem, toplantı başlıyor. İki. Sanem, toplantıya. Bir. Sanem, toplantı başlıyor. Ha anneciğim, toplantıya çağırıyorlar beni, acil toplantıya gitmem gerekiyor. Kapatmak zorundayım, kusura bakma olur mu? Sanem sakın bak yüzüme. Görüyor musun Nihat, suratıma kapattı. Kapattı mı? Eh ben bunun hesabını sormaz mıyım o Sanem'den? Ben burnundan fitil fitil getirmez miyim acaba? Tamam tamam. Tamam Evkı Bey sakin ol. Ya bak gene heyecanlanacaksın sonra fenalaşacaksın. Sakin ol. Sakin ol karıcığım. Nihat. Heh. Sen bakkalda bekle. Ben bu işin aslını öğrenmeden duramam. Mümkün değil. Hayda. Evkı Bey. Evkı Bey. Allah Allah. Aa buraya kart düşmüş. Bunu alayım, yerine koyayım. Her işi de ben yapıyorum ya. Kalp düşmüş de bunu böyle koydum. Tamam mı? Peki. Koltuklar falan hep böyle kraker yemişsiniz. Buralarda hep kraker kalmış. Bunları hep ben hallediyorum. CC. Efendim? Ne yapıyorsun sen? Nerelerdesin ya? Hem hiçbir şey yapmıyorum. Oh dinleniyorum valla. 20 dakikada bir çıkıyorum tamam mı? Çok önemli işler hallediyormuş gibi tavırlarım var. Böyle vücut dilim falan da öyle yapıyorum. Sonra gidiyorum kahve içiyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapayım? Deren Hanım'a kahve götürdüm. Aylin Hanım'ı görünce cinleri tepesine fırlıyor. Sanem ben Aylin Hanım'ı görünce artık çığlık atmıyorum biliyor musun? Nasıl? Bayağı atmıyorum artık, sakinleştim. Kendime yöntemler buldum. Sakin bir insanım artık gerçekten. Hiç paniğim falan yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyleme hayır. Söyleyeceğim. Hayır, sır vereceksin gibi hayır. Gerek yok. Herkes biliyor. Ne o? Ben stajyer metin yazarı oldum. Stajyer metin yazarı oldun. Ben niye olamadım? Beni niye yapmıyorlar stajyer metin yazarı? Ha? Ben niye olamadım? Ben burada ayak işlerine bakıyorum yıllardır. Beni niye yapmıyorlar? Seni yapıyorlar. Ha? Ben de stajyer olmak istiyorum. Stajyer olacağım. Gideceğim bu durumu yönetimle konuşacağım. Diyeceğim tamam. Böyle böyle. Hayır ne demek tamam, tamam canım. Tabii ki gideceğim. Konuşacağım. Ne yapacağım? Ha! Buyurun yönetim ayağınıza geldi. Biraz overlookçu gibi oldu ama. Ne söyleyeceksin bana CC? Cem Bey şöyle ki ben bir şey söylemeyeceğim. Ben hep bir sürü kahve içeceğim. İşlerim var onları halledeceğim. Hoşçakalın Cem Bey. Evet. Şunu doğru düzgün bak. Merhaba Can Bey. Merhaba Sanem. Bana bir çay getirir misin? Tabii hemen. Aa, ne oluyor be? Kim bu sabırsız ya? Dur kapıyı kırdın kapıyı. Gibi çaldı kapıyı, ne oldu? Bir şey soracağım. Çok gerginsin, kötü bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu yani? Ayhan, Sanem'e yaptığım teklifin aynısını sana yapacağım. Gerçeği, yalnızca gerçeği söylemek için 3 saniyen var. Sanem, Toptancı Halil'e verdiği 40.000'i nereden buldu? Süren başladı. 3. 3. 3 sence de gerçekleri öğrenmek için çok kısa bir zaman dilimi değil mi? Ayrıca bazen gerçekler 3'ten çok daha karışık. 3 dedim. 3 dedin. Bu o zaman net bir 3 o zaman. 2. Ha şöyle geri geri sayma ya Melkoş. Tamam anlatacağım. Şöyle yapalım, oturalım şuraya karşılıklı sakin sakin ki sen de gerginsin. Değil mi? Geçelim oturalım sakin sakin. Neymiş konu konuşalım. Bir şey ikram edeyim. Su, kahve, meyve suyu. Kahve istemem. Sadece su. Sadece su. Su yeter. Olur. Çabuk. Thank you.
koşuyor ya, bir de kız! Ya bu işin bütçesi olmadığı için çekimi, montajı, her şeyi kendi içimizde halledip göndereceğiz. Yeni kampanyanın hazırlıklarına da başladık. Sunumu haftaya yaparız. Rica ederim, rica ederim. İyi günler, iyi günler. Ya nereye koşuyorsun ya hemen? Ben çay getirdim. Getir götürücü ciddiyetinde. Artık ajansın resmi stajyer, metin yazarısını tebrik ederim. Evet, çok mutluyum. Yani o kadar mutluyum ki sevinçten Deren Hanım'a sarıldım. O zaman teknik olarak sana da... Tabii, şimdi Deren'e sarıldıysan bana haydi haydi mutluluktan sarılman lazım. Ay, yapamayacağım ben de. Çok teşekkür ederim. Yani bana sağladığınız fırsatlar için çok sağ olun. Fırsatı kendin yarattın, yeteneğini gösterdin, işe aldın. Abi. Hı. Metin yazarı oldum ama getir götür işlerime devam ediyorum. O yüzden çay isterseniz eğer ben buralardayım, seslenmeniz yeterli. Tamam. Görüşmek üzere. Bay bay. Bakar mısın? Bakarım bakarım, geldim. Ablacığım çok pardon. Allah. Allah. Ayhan. Ayhan. Ay. Ne oldu kızım, niye koşuyorsun? Sabah sporu. Ha. Spor yapıyorum, zinde kalıyorum. Aa. Nihat. Nihat tut. Sakın bırakma. Allah geliyor. Ya bırak. Allah. Ne oldu mevkibe? Geç el. Çabuk geç şuraya. Geç mesela. Geç. Mevkibe ne oluyor? Sen bu parayı nereden buldu bak? Bak 3 saniye veriyorum sana. Süren başladı. 3. Avans aldı. İş yerinden avans aldı. Deli misin sen çocuğum? Deli misin? Yeni bir eleman. Üstelik getir götürücüye niye o parayı... Gözlerime bak da söyle. Vallahi doğru söylüyorum. Benim şu anda yalan söyleyebilecek bir halim mi var? Mevki be. Bak kız doğruyu söylüyor gibi. Ha? Daha fazla istersen üstüne git. Ne dersin? Nasıl aldı, kimden aldı? Vallahi bilmiyorum. Bendeki bilgi de ajanstan avans aldı. Onu söyledi bir tek bana. İyi. Şimdilik işimiz bitti Nihat. Geri kalanını Sanem Hanım'dan öğreneceğiz. Serbest miyim? Şimdilik gidebilirsin ama kökesim üstünde bak. O Sanem kaşine de söyle, bu işin peşini bırakmayacağım. Terlikler olmasaydı yakalayamazdın ama. Yürü kız. Ay. Ay vallahi dizlerim, bacaklarım gitti. İyi misin? Yemin ediyorum Nihat var ya. Bitirdi beni bu kız. Ayaklarım, bacaklarım, dizlerim benim. Ay tontik tontik bir koşmalar, hızlı hızlı. Ay bütün mahalleyi turlattım onu bir de. Tamam tamam, sen otur şimdi. Hah. Ben sana buz gibi bir su getireyim, için serinlesin. Dur, dur. Ay. Ne diyorsun ya, çok mu kızdı annem bana? Tabii, haklı kadın. Tamam kardeşim, çok sağ ol. Ben konuşacağım bir şekilde annemle. Sağ ol. Öbürü. Öbürü mü? Başa mı döndük yine? Ay pardon, çok affedersiniz Sanem Hanım. Ben sizin getir götürcülükten başlayıp stajyerliğe uzanan 3 milimetrelik kariyer basamaklarını hızla tırmandığınızı unutmuşum. Çok affedersiniz. Buyurun Deren Hanım. Kısa kes mi diyorsun? Yo, ben bitti sandım. Neyse. Müşteri reklam metnini çok uzun bulmuş. Haklı insanlar. Tekrar bak, kısaltabildiğin kadar kısalt. Tamam, bakayım. Ha, bu arada minütaja dikkat ederken pek şata hesaba katmayı unutma. Minütaj. Bakayım. Of. Anlamadın değil mi? Oh. Anlamadın ama haklısın. Bak şimdi sana göre anlatacağım. Şöyle, dış sesin söylediği her 2 sözcük 1 saniyeye denk gelir senin. Her saniye bizim için para demek. O yüzden şitrihlerken elini korkak alıştırma. Vur makası gitsin. Tamam, ben o zaman son halini getireyim size. Yalnız bu iş çok acil. Sete çıkmadan yollayıp onaylattırmamız lazım. Acil. Tamam. Ben yapamayacağım bu işi ya. Bilmediğim terimler kullanılıyor. Son 3 ayın finans raporlarını mail olarak atmıştım sana. İnceleyebildin değil mi? Yok be oğlum, nerede inceleyeceğim? Fırsat mı vardı çekimler falan derken işte kaynadı. Hem ben zaten anlamam ki o işlerden. Sen hallediyorsun orasını. Eskisi kadar rahat halledemiyorum abi. Birkaç sorun var. Yani son 3 aya göre harcamalarımız bayağı arttı. Kar oranlarımız da düştü. Bir sürü yeni iş aldık. Hepsi de büyük işler. Haliyle harcamalar arttı.
Ama bence her şey çok iyi gidiyor. Müşteri gayet memnun. Yok abi, o kadar iyi gitmiyor. Çekim bütçeleri geçen sene neredeyse iki katına çıktı. Yani sürekli bir aksilik oluyor çekimlerde. Ek bütçeler talep ediyoruz. Kazandığımıza göre fazla harcıyoruz. Ne yapalım şimdi Emre? İşimizi yapmayalım. Ben sana yapma demiyorum ki. Ek bütçe çıktığı zaman benim onayımdan geçsin. Yani kafana göre iş yapma artık diyorum. Kafama göre. Kafama göre. Ha şimdi sana göre ben kafama göre iş yapıyorum, öyle mi Emre? Benim vizyonum falan yok. Ne yaptığımı da bilmiyorum. Öyle şuursuzca kafama göre şirketin paralarını saçıyorum. Öyle mi Emre? Bence benim ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Anladım Emre, tabii ki anladım da. Bu şirketin başında olduğunda sen bir anla önce istersen. İşlerin, ajansın kalitesinden ben sorumluyum. Merak etme abi, gayet iyi biliyorum. Ama sen sıkılıp gittiğinde bu şirket babamla bana kalacak, tamam mı? İkimiz de biliyoruz bu şirkette kalmayacağını. Bütün bu insanların sorumlulukları benim üzerime kalacak. Artık sen de bunu anla, tamam mı? Ben toplantıya gidiyorum. İyi, git toplantıda konuşuruz. Hayallerimde bu kız kızdan gönderen bunu buradan kısaltsam mesela. Yani üstten kısaltıyorum, alttan uzuyormuş gibi geliyor. Bu ne biçim? Ben bunu çıkaramam hikayede, anlamı bozuluyor ondan sonra. Bunu çıkartsam çok önemli. Kızlarım burayı kessem o zaman. Sen... Röportajı bakıyorum. Kısaltma yapıyorum da. Dün staja bakıyorum ben. Kolay gelsin. Sanem. Buyurun Ayla Hanım. Odama gelebilir misin? Bir şey konuşacağım seninle. Bekleyebilir mi? Çünkü ben metni kısaltıyorum da. Ama sadece 5 dakika. Tamam, madem 5 dakika geleyim. Şimdi Can bana bu odayı çalışmam için verirken... ...senin de bana işlerimde yardımcı olabileceğini söylemişti. Can Bey. Yani öyle söylediyse doğrudur tabii. Ben zaten herkesin getir götür elemanıyım. Size de yardımcı olurum. Harika. Çünkü biliyorsun bu şirkette benimle çalışmak isteyenlerin sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Yani sen de gayet profesyonelsin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size yardımcı olabileceğim bir konu var mı? Yoksa eğer benim çok işim var, metni kısaltmam gerekiyor da. O video işiydi değil mi? Ben o işin danışmanıyım. Konu nedir? Konu metnin kısaltılmasını istediler benden. Hatta kısaltma da demeyelim. Kuş kadar bir şey kalacakmış. Çünkü süresi uzun gelmiş. Tamam. O işin pek şatı yurt dışında çekilmişti. Aslında sadece Türkçe'ye çevirmemiz yeterli olacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam 5 saniye civarıydı. Ben bakayım, hesaplama yaparken sana yardımcı olur. Çok iyi olur. Evet, 5 saniyeymiş. Gel beraber bakalım. Beraber? Çek bir sandalye. Yanınıza mı geleyim? Tabii. Gel. Yeni geldi, o yüzden görmemişsindir sen. Aslında istersen metne birlikte bakalım. Hem beraber kısaltmasını yaparız hem de buraya nasıl uyarlayacağımızı düşünürüz. Tamam. Ben zaten sizin kurduğunuz terimleri hiç anlamıyorum. Hiç kafam basmıyor bunlara. Ya herkes nasıl anlıyor sen de anlarsın. Hallederiz beraber. Tabii herkes anlıyorsa ben de anlarım. Aynen, hallederiz. Bakayım. Şöyle. Hikaye güzel ama. Evet evet, çok güzel. Çok güzel olmuş. Cey. Ne yapıyorsun? Nota veriyorum. Ne yapıyorum? Tehlikenin farkında mısın Güliz? Bak kadın önce seni ele geçirdi. Beni mi? Beni. Beni ne zaman ele geçirdi? Ne alakası var? Ne ele geçirmesi beni? Geçirdi, uzatma! Geçirdi diyorsam geçirdi. Geçirdi artık, onun adamısın. Arkadaşlar bir şey yok, evet. Onun adamısın. Öyleyim. Ay çok abartıyorsunuz. Aslında o kadar da kötü bir kadın değil Aydın Hanım. Vallahi bak. O kadar da kötü kadın değil, değil mi? Seni reklamda oynattı, hemen onun safına geçtim. Yani. Ben çok korkuyorum Güliz. Neden? Kendime hiç güvenmiyorum. Sanki onun tarafını hemen geçeceğim gibi. Böyle kötü bir baksa ha diye basıp çığlığı onun tarafına geçeceğim gibi geliyor. Ne yapacağım? Ha ne yapacağım? Ben ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Bir şey söyle, bittim ben. Cey. Farkında mısın? Kadın senin yanına bile çağırmadı tatlım. Çağıracak. Hissediyorum. Tehlike çanları benim için çalacak. Bittim ben. Ben gideyim bir sarı kantaron çayı içeyim. Kendime geleyim. Cey, nereye gidiyorsun? Gidiyorum, sarı kantaron çayı içeceğim. Kendime geleceğim. Gizleneceğim bir yere. Ortalarda gözükmemem lazım. Sen de gözükme fazla. Cey, saçmalama lütfen. Sarı kantaron çayı içeceğim.
Açıklama yap, duruyorsun. Ne arıyorsun be? Demek buradasın. Evet, sen de buradasın. Bir şey diyeceğim. Ben seni 5 dakika göremeyince özlüyorum ya. Öyle mi? Aha. Ben ne yapsam, istifa edip bakkala geri mi dönsem acaba? Benim kalbim dayanmayacak çünkü böyle. O zaman ben Sanem dozumu alayım. Gideyim, mesai bitiminde görüşürüz. Doz mu? Doz. Tamam, görüşürüz. Tamam. Bay bay. Bay. Sanem. Sen ne zamandır buradasın? Bayağıdır. Can Bey'i gördün mü? Gördüm. Ne zamandır bey oldu? Can diyordun. Biraz önce bir doz aldı senden. Niye ses çıkarmadın? Burası arşiv odası Sanem. Tozlu raflar, unutulmuş dosyalar. Gözlerden ırak bir yer. Duvarların dili olsa da konuşsa. Sen iyi misin? Yani senin şu anda böyle deli deli hareketler yapman gerekiyor. Ne bileyim, hoplayıp zıplaman gerekiyor. Ayılıp bayılman gerekiyor. Her şey yolunda mı? Sakinleştim. Doğaya döndüm. Doğa güzel bir yer. Sana da öneririm doğayı. Çok hoş. Ha bir de sarı kantoron çayı. İç. İyi geliyor, sakinleştiriyor insanı. Tabii. Bu arada yakıştırdım size. Kimle? Sanem. Ne kimle? Biliyorum. Aynen, devam. Güzel. Hoş. Tozlu raflar. Unutulmuş dosyalar. Abi, dost Sanem kalmış burada. Böyle de utandırıyor ama. Tamam, Can Bey'i imzalatın, bugün gönderelim. Tamam Beren Hanım. CC nerede? Ay, hiç görmek istemiyorum bu kadını. Artık nereye bakacağımı şaşırdım bu ajansta. CC nerede kaldın? Hangi iş tanımıyla nerede kaldım Deren Hanım? İşimin tanımlanmasını istiyorum. Bir tür stajyerlik talep ediyorum. Anladım ben seni Cece. Haklısın. Senin de motivasyona ihtiyacım var. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Sen bundan sonra Deren'in stajyeri ol. Nasıl? Bu title uygun mudur senin için? Bu title uygun. Güzel. Tamamdır. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Var Cece. Sarem'in yaşadığı mahalleye gidiyorsun. Çekim yapacağımız mekanları kontrol ediyorsun. Çekimi hazır hale getireceksin. Ondan sonra buradan çıkarken ben seni arayacağım. Tamam Deren'cim. Deren'cim derken? Evet, cim fazla olmuş olabilir. Deren diyeyim. Birebir de Deren diyeyim. Kitleler halindeyken Deren Hanım derim. Hayır tabii ki Cece. Bak, hemen sınırı aşıyorsun. Sen bana nasıl Deren diyebilirsin? Öyle mi diyorsunuz Deren Hanım? Peki, siz ajansın içinde kimin kimlere nasıl hitap ettiğini gayet iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Siz bilirsiniz. Başka stajyere ihtiyacı olan insanlar da vardır belki. Aylin Hanım gibi. Belki de onun tarafına geçerim. Beni kapar. Zaten hazır gibi duruyor. Hem belki o Aylin dememe izin verir. Cece, öyle bir şey yok. An meselesi. Siz bilirsiniz. Tehdit mi ediyorsun sen beni Cece? Cece, saçmalıyorsun bak. Kim öğretiyor bunu? İşte o pis kadın öğretiyor bunları. Çünkü bu düşünemez normalde böyle bir şey. Aylin Hanım, istediğiniz dosyaları getirdim. Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Ben de metni hazırladım sayenizde. Çok sağ olun. Rica ederim. Ne zaman ihtiyacın olursa, bir yerde takılırsan bana sorabilirsin. Tamam. Kolay gelsin. Sanemciğim, Emre'yi gördün mü? Emre Bey az önce çıktı. Çok güzel ya. Sözde o toplantıya birlikte gidecektik. Dediğim gibi Sanem, benimle bu şirkette çalışmak isteyenlerin sayısı 0. Neyse, kendi kaybeder. Emre Bey'le aranızda bir problem yok gibi görünüyordu. Ben üzüldüm. Çünkü ben profesyonelim Sanemciğim. Ben duygularımı işime karıştırıyor olsaydım
Şu anda karşında hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Aylin Hanım, neler söylüyorsunuz? Benim yaşadıklarımı yaşasan anlardın. Ben bu şirketten haksız yere kovuldum. Yetmedi, nişanlım arkamda bile durmadı. Aziz Bey'in bir lafıyla beni terk etti. Tam sevdiğim adamla hak ettiğim yerdeyim. Mutlu olacağım derken... hayatın seni nelerle sınayacağı hiç belli olmuyor. Ben sizin için ne yapabilirim peki? Hiçbir şey. Benim bu ruh halim, gelgitlerim falan böyle genelde içimde çözdüğüm durumlar. Aramızda kalırsa sevinirim. Tabii ki. Ben kimseye söylemem. Ben size çay getireyim mi? Ya da kahve, ne içersiniz? Yok, teşekkürler, zahmet etme. Aslında sıcak bir şey gelir. Tamam, bir çay alırım o zaman. Tamam. Hemen getiriyorum. Yanaşabileceğini ama. Ya sen hep oradan buradan çıkıyorsun. Ben de bir kere yapayım dedim. Arkamda da gözüm var benim. Bakayım. Çok işte. Teşekkür ederim. Ya bize böyle ne oluyor sence? Ha? Fikrin var mı? Böyle habire... ajanstan gizli gizli böyle liseli aşıklar gibi kaçıyoruz falan. Buradayız, parkta buluşuyoruz. Ne düşünüyorsun bizle ilgili? Ne? Yani sen parkta buluşalım diye mesaj atınca benim kalbim yerinden çıkacaktı. Öyle mi olacaktı? Evet. Kalbim önde güvenli yerde ya, bir şey olmaz. Sana bir hediyem var. Hadi canım. Evet. Hep sen mi sürpriz yapacaksın? Bunu ben yaptım deme. Sen origami de mi yapıyorsun? Hobi. Hobi? Evet. Peki neden kelebek? Çünkü seni görünce içimde binlercesi uçuyor. Hediyem oluyor. Evet. Deren Hanım. Ya. Deren Hanım arıyor. Can. Ya. Can biz. Ya. Deren. Alo Deren Hanım. Şuradayım. Buradayım. Bir oradayım bir buradayım. Aa, tamam. Tamam geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Deren Hanım aradı. Bir metin yazdıracaklarmış bana. Ajans da 2 dakika bensiz duramıyor. Yani sensiz 2 dakika duramam ama bende de olan bir problem. Bende de var aynı sıkıntı. Gidelim mi o zaman? Gidelim. El ele miyiz peki? El ele. Şey. Ama yani ben yoruldum. Yoruldun da ya, yapacak bir şey yok. Bakmamız lazım. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Bir dükkana bir bakabilir miyim ben? Reklam çekimi yapacağız da onun için. Olacak iş değil burası. Saçma sapan bir yer ya. Dükkan size ait sanırım. Duymayayım. Dükkan istemiyor. Duymayayım. Dükkanı bize verin direkt o zaman. Duymayayım. Zorlama. Duymayayım. Atkı tişört, mişört falan var. Bak böyle şeyler var. Kim bu? Ablacığım niye öyle çıkıyorsunuz? Burası dükkan, korku filmi gibi aklımızı çıkardınız. Bağırma kadına. Hadi. Sizin gibi hoş bir bayan yani hiç yakışıyor mu? Lütfen. Daha güzel bir dükkanınız var. Bir bakabilir miyiz reklam için? Bütçemiz de yok. Evet. Bakabilir miyiz dükkanda? Buyurun bakalım. Ya Cey son dedin. Hiçbiri son olmadı yani. Hani ama... kaç dükkandır geziyoruz. Ayhan, set bu. Her yeri benim alternatiflemem lazım. Sonra gelecekler, burası olmamış diyecekler. Başka yer var mı diyecekler. Efendime söyleyeyim, burada ışık yanlış geliyor diyecekler. Araba sağda değil, solda dursun diyecekler. Anladın mı? Sonra kim bunu sorumlusu? Ben. Ben kovulacağım ondan sonra. O yüzden her şeyi alternatiflemem lazım. Bence sen bunları bahane buluyorsun. Sen benimle baş başa kalmak istemiyorsun. Bunu bir söylesene. Baş başayız zaten şu anda. Ondan bahsetmiyorum ben. Gerçek anlamda bir baş başa kalmaktan bahsediyorum. Baş başanın gerçeği falan nasıl yani? Baş başanın çeşitleri mi var? Cey. O boşuna o çeneni yorma yani. İstatistikler gösteriyor ki sen bana aşıksın oğlum. Aşıksın sen bana. Yani zaten araştırmaya falan gerek yok. Çünkü sen kendi yüzüme karşı söyledin aşık olduğunu. Söyledim, vazgeçtim.
Nasıl vazgeçtim ya? Bayağı vazgeçtim. O ne demek ya? Nasıl vazgeçiliyor öyle bir anda söyleyip? Ayrıca sen bizim aramızdaki bu elektrik akımının farkında mısın? Akım insan iletken bir şey zaten. Elektrik geçiriyor insan. Yani sen de demiştin ya kediden köpekten de çarpıyor falan diye. Yani şu anda mesela amcadan ben elektrik alabilirim. Çekenle be. Elektrik alacağım da. Ben trafo muyum? Ne elektriği ya? Trafo değilsiniz. İnsansınız ya. Gel buraya. Hadi canım. Ne yapıyorsun? Elektrik alacağım yani bir şey de. Neşiniz bulunsun gençler. Ne yapıyorsunuz burada bakayım ya? İyi çekil ya. Dükkan bakıyoruz. Bir de seninle mi uğraşacağız? Mekan bakıyorsunuz. Çekin işlemleri bende. Anladın mı espriyi? gidelim. Çok şakacısınız gerçekten. Çok hoş. Öyle olsun. Geç bakalım tipi tip. Birazdan işiniz düşer bana. Ayhancığım telefon numaram var. Sen de istediğin zaman arayabilirsin canım. 3 kere çalmadan yese basıyorum. Çok rahat ol yani. Can, şimdi benim bir iyi bir kötü haberim var. Sen hangisinden başlamayı tercih edersin? Önce pozitiften başla. Tamam o zaman. CC'yi aradım. Mahallede herkesle konuşmuş. Mekanla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Süper, çok iyi. O zaman bir an önce seti kurup çekime başlayalım. İşte kötü haber de tam bu kısımda devreye giriyor ki bizim çok büyük bir eksiğimiz var. Öyle mi? Gir. Hadi söyle. Bizim oyuncumuz yok. Mahallede oynaması için anlaştığımız kızlar gelemiyorlarmış. Daha doğrusu ajansları göndermemiş. Niye? Çünkü biz ajanslarıyla sözleşme yenilememişiz. Şimdi Metin yok ya haliyle. Hukuk departmanında işler karıştı biraz. Tamam ben halledeceğim. Sen seti hazırlat. Nasıl halledeceksin? Halledeceğim işte Deren. Var yöntemlerimi. Görünce bakarım. Sen seti hazırlat. Peki. Yani sen bilirsin. Çaylar. Ya nasıl olsun İsmail abi? Bilmiyorum. Çayla bulalım. Burak ne olacak yani? Bilmiyorum İsmail abi. Nasıl olacak? Hüseyin abi ne olmuş? Ya kusura bakmayın da siz de harbiden keriz çıktınız ya. Vallahi darılmaca gücenmeci yok. Ya koskoca mahalleyi beleşe vermek nedir ya? Gözünü seveyim ben anlamıyorum. Mantığım almıyor ya. Ya diyorum ki en büyük araba markalarından bir tanesinin reklam filmi mahallemizde çekilecekti. Bunu idrak edebiliyor musunuz ya? Bunu anlayabiliyor musunuz? Onlar parayı götürürken siz de öyle aval aval bakacaksınız ha? Benim gönlüm buna razı olmaz vallahi. Ya iyi de biz adamlara ne diyelim? Haraç keser gibi sokaktan geçtiler diye para mı isteyelim? Adam haklı. Bize yakışmaz. Mahalleye de yakışmaz. Zaten mahalleyi de çekecekler. Bir nevi bizim de reklamımız olacak. Üzerine bir de para mı isteyelim yani? Olmaz, olmaz. Bize yakışmaz. Olmaz, bize yakışmaz. Kesinlikle yakışmaz. Harbi mi ya? Vah vah vah. Sizin durum benim düşündüğümden de vahime. Bak şimdi abilerim şöyle anlatayım. Zaten kimsenin haraç falan kesme. Bir mafya falan değil. Bu bir algı. Bunu unutun. Mafya falan yok. Ben diyorum ki siz zaten birebir de kimseyle muhatap da olmayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Siz bütün yetkiyi kardeşinize veriyorsunuz. Ben de kanunun izin verdiği sınırlar çerçevesinde hizmete sunmuş olduğumuz bu güzide mekanlarımızın işte kapı önü, daire önü vesairenin cüzi bir miktarda kirasını alacağım. Anlatabiliyor muyum Hüseyin abi? Bunu da getirip size vereceğim zaten. Siz de içinden ufak bir şeyler atarsınız yani. Bu bir pay karşılığında eşek değilsiniz. O kadar koşturacağız he Hüseyin abi? Vallahi benim biraz borcum birikti. Ne yalan söyleyeyim. Benim paraya ihtiyacım var. Ben tamamım. Hangimizin yok mesela şurada? Hangimizin yok? İşte bu zor günleri birbirimize destek olarak atlatacağız. Anlatabiliyor muyum? Var mı daha sıkıntısı olan abi? Var. Tamamız. Tamamız be. Ha şöyle. Tamam. Ha şöyle. Oldu okey. Ha bir şey söyleyeceğim. 10 numara bir karar verdiniz. Şimdi kardeşinize yetkiyi verdiniz. Arkanıza yatsanız seyredin. Ben hepsini çözeceğim ya. Çok rahat olun. Uyar, tamam, okey. Okey. Tamam. Seç odayı sen de rahat ol. Bana bir ara uğraş. Senin borcu yapılan da bana ufak ufak atarsın abi. Tamam. Hadi. Rahat ol. Hayırlısı olsun. Hadi hayırlısı olsun. Hadi Allah'ım. Sağ ol. Ama. Evet evet tabii ki iyi olacak. CC sana görev verdim. Niye duruyorsun burada? Yolun önü kesilecekti. Kesildi mi? O izin alındı mı? Ben gideyim onu halledeyim. Sen hem şirkette ne dedim ben sana? İşinin başında duracaksın. Her şeyiyle ilgileneceksin bak. Mesela ışığı doğru yerde mi duruyor? Ondan sonra çok üzülürsün. Hiçbir şey istediğin gibi olmaz. Işık doğru yerde durmuyor.
Işık niye orada duruyor? O ışık ne saçma bir yerde? Can, oyuncular nerede? Bir saat içinde gelmiş olurlar. Tamam, şahanesin. Ne yapacağız bunu burada şimdi biz? Arkadaşlar, o ışığın yeri doğru değil. Selçuk abi yok mu? Bir baksın. Değil, değil mi? Değil. Işığın yeri doğru değil arkadaşlar. Yanlış yere ışık koyuyorsunuz. Merhaba Can. Nihat Bey, Meykul Hanım, nasılsınız? Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz esas Can Bey evladı. Yemekleriniz için çok teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin. Ne demek? Sanem. Sanem, çocuğum bir gelsene. Bir şey konuşacağız. Yemekle ilgili bir sorun var da. Anneciğim, ışık ayarı yapıyorum ben burada ama. Yapmazsam olmaz. Yani ilgilenmezsem yanlış yere kurulacak ışık. Sanem. Ne yapıyorsun? Can Bey. Ha. Işık ayarına bakıyorum işte. Tamam, abartma istersen. Ben hallederim ışığı falan filan. Sen git annenle konuş hadi. Ama Can Bey. Sanem. Can Bey. Hadi Sanem. Hadi, hadi. Hadi canım, hadi. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Işık devrilsin, sorarım size. Bir şey olmaz, hadi bakalım. Gel buraya, gel. Beni çıldırtma, çabuk söyle. Bu kadar parayı nereden buldun? Anne, baba. Ya Ayhan söyledi ya işte. Avans aldım. Çocuğum, benimle dalga geçme. Hangi şirket yeni başlayan getir götürcüye bu kadar para verir? Kızım, bak bizimle her şeyi konuşabilirsin, biliyorsun değil mi? Bilmiyorum ki nasıl para verdiler ya. Ya senelerdir ablam orada çalışıyor. Belki o yüzden vermişlerdir. Sanem, dellendirme beni. Belki ile bu kadar avans mı alınır? Annen haklı bu sefer kızım. Kusura bakma ama ben annenin tarafındayım. Anne, niye bu kadar üstüme geliyorsun? Yani babamın 40 yıllık emeği var o dükkanda. Geri alınacak zannettim. Ödüm koptu. Ben de şansımı deneyeyim dedim. Verdiler işte, bu kadar. Tamam kızım, iyi yaptın. İyi yaptın ama bunu benimle konuşabilirdin. Hani benimle konuşmuyor madem, annenle konuşsaydın kızım. Konuşamadım işte. Sanem. Sanem, bir gelip ışığa bakar mısın? Bir ilgilen istersen. Bu iş senin işin neticede. Sizin yüzünüzden azar işiteceğim işte. Anneciğim, sorun yok, üzülme. İyi. Madem sen öyle diyorsun kızım, kalpten öldüm bugün ben, biliyor musun? Sanem. Allah Allah. Ne biçim patron bu? Sana niye böyle yüksek sesle konuşuyor bu? Patron tayfası hep böyle. Ben şirkette neler yaşıyorum, bir bilseniz. Şuna bak. Görsen bebek yüzlü ama. Güzelmiş. Bu sokağı kullanırız biz. Peki biz bunun ikinci katına çıkabiliyor muyuz? Şu kırmızı pantolonu. Şu mu? Bu çiçekleri oraya alsak ben sıcak bir görsem. Ağlatır oğlum, bu ne ya? Yaparız değil mi? Evet. Tamam. Filmciler candır diyorum oğlum size. Oo, kolay gelsin. Mahallemize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Maşallah kalabalık da gelmişsiniz. İnşallah eliniz boş gelmediniz. Biz biraz meşgulüz beyefendi. Çekim yapıyoruz burada. Ne istemiştiniz? Hah, biz de o çekim işini görüşmeye geldik zaten. Pardon, siz tam olarak kimsiniz beyefendi? Efendim, ben bu güzel ve nezih mahallenin muhtarıyım. Bu arkadaşlar da kendileri mahalle sakinleri oluyorlar. Sakin bir, sakin iki olaraktan. Evet. Bu çekim işini tekrar aralarında görüşmüşler de iş içinden çıkamamışlar. Muhtar bey, bir yardımcı olur musun dediler. Ben de o manada geldim efendim size. Tam olarak neyi tekrar konuşmuşlar acaba, çok pardon? Tabii anlatayım. Şimdi şöyle oluyor ablacığım. Ne ablası be? Aa, nereden çıktı abla? Neresi abla bunun? Şaşırdın herhalde sen. Sen hiç hayatında böyle abla gördün mü? Ha? Sen hiç benim gibi kadın gördün mü acaba hayatında? Bana bak, ağzını toplayacaksın sen. Terbiye hudutları içinde konuşacaksın ya da sert konuşmayacaksın. Allah Allah. Neydi lan bu? Abla sıkıntılı çıktı arkadaşlar. İşimiz biraz uzayacak ha. Bana bakın. Burası oyun alanı değil. İş yapıyoruz biz burada. Şimdi hepiniz kendi kapınızın önünde oynayacaksınız. Hadi. Kış. Kış. Ha? Ne güzel söyledin. Bak, lafı ağzımdan aldın ha. Burası oyun alanı değil. Öyle gelip mahallenin etinden sütünden faydalanacaksın. Ondan sonra bu güzel insanlara 5 kuruş para ödemeden kaçacaksın. Öyle iş olmaz. Her şeyin bir bedeli var. Siz daha iyi bilirsiniz tabii de. Şimdi biz de mahalle sakinleri olarak aramızda bir istişarede bulunduk. Evet. Cüzi bir rakama ulaştık. Ben size onu takdim edeyim. Dolar euro almıyoruz. TL bazında çalışıyoruz. Ev başı 1000 TL'ye, dükkan başı 2000 TL'ye verin, bu iş kapansın. Ne? Ne bini? Ne 2000'i? Bütçesiz reklam çekiyorum ben burada. Hiç hayatta gördün mü o parayı acaba? Sen kimsin? Ayrıca da CC geldi bu mahalleye baktı. CC benim elemanım olur. Mahallenin böyle bir talebi olmamış.
Ha şu tipi tipten bahsediyorsun. Şş, bir dakika baksana. Şş, bir dakika. O sabahki fiyat listesiydi. Bu şimdiki güncellenmiş son hali. Bu mahallede çekim yapacaksınız, bu parayı ödeyeceksiniz. He. Başka yolu yok. Neyse siz koşturuyorsunuz ya, ben şimdi ölmeyeyim. Daha sonra tekrar geliriz, devam ederiz. Bitmedi. Bitmez zaten. Bitmez, kaos bitmez benim hayatımda. Ben alışkınım. Ben alışkınım. Heh. Korktu benden.